Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Spor Ajansı ile karşınızdayız. Selahattin Kınalı ve Ogün Şahinoğlu konuklarımız. Yaklaşık 2 saatimiz var. Üstüne konuşacağımız çok konu var ve bunların biliyorsunuz malum önemli bir bölümü de futbol dışı konular olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fenerbahçe Başkanı... Hoş mu bulduk? İnşallah. Buldunuz mu bilmiyorum. Bakalım. Evet. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları var. Trabzonspor maçında yaşananları değerlendirdi Sarı Lacivertli Kulübün Başkanı. Olağanüstü kongre kararı aldıklarını belirtti ve gerekirse Süper Lig'den çekileceklerini söyledi. Açıklamaları izleyelim. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gerekirse ligden çekilme gibi radikal önlemler de alabileceklerini yaşananların ardından bu tip bir sonucun ortaya çıkabileceğini dile getirdi. Tabii bu sadece Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun inisiyatifiyle olacak bir durum değil. Bu yüzden de olağanüstü genel kurula toplanma çağrısında bulundu. Konuklarımızla birlikte bu süreci bir müddet değerlendireceğiz. Sonrasında mümkün olduğu kadar sağ içine de dönüş yapmaya, bir giriş yapmaya çalışacağımızı belirtelim. Selahattin Kınalı, çok kötü görüntüler izledik maalesef. Pazar akşamı ve açıkçası fazlasıyla mutsuz olduk futbolu seven insanlar olarak bu tip görüntülerin sahalarda yaşanıyor olmasından. Böyle bir realite var. Bilmiyorum neler düşünüyorsunuz? Ya ve o kadar açıklamaları ile ilgili düşüncelerinizi de merak ediyorum. O kadar çok konu var ki. Mesela Ali Bey'in sağlıklı bir duruşu var şu konuda. İşte iki tarafı birbirine kırdırmak istiyorlar diye. Çok doğru bir tespit. Fenerbahçe'nin kurumsal olarak bu gerçeğin ayrımına varıp bunu başkanın ağzından ifade etmesi çok önemli. Ve fakat hala mesela ben Trabzon'da doğdum, büyüdüm. Trabzon'la ilişkilerimiz bitmedi. Ailem orada. Arkadaşlarımın hepsi orada neredeyse. Soruyorum ya ne oldu? Ne anladınız? Hiç kimse bir şey anlamamış. Tamamıyla aşağı yukarı %90-95'i bir kilit provokasyon olduğunu düşünüyor. Zaten sahaya ilk atlayan bir kişi sahaya önce atlıyor biliyorsunuz. O kişiye yönelik Fenerbahçeli o sahinin ve güvenlik görevlisinin, o güvenlik görevlisinin de Fenerbahçe'nin kurumsal bir güvenlik görevlileri olabiliyor, teknik kadronu biliyorsun. Muhtemelen o, onu tam bilmiyoruz. O da olsa onun müdahalesiyle konu yatıştırılabilecekken, bana kalırsa, oyuncuların o sahaya giren densize yönelik linç girişimi neredeyse bir anda tribünleri galeyana getirdi. Bu gerçeği söylemekten imtina etmeyelim, bunu söyleyelim. Fotoğrafın genelini en hakkaniyetli şekilde değerlendirmeye yine çabalayalım. Ali Bey çok güzel şeyler söylüyor. İki tarafı birbirine kırdırmak, evet, çok doğru bir tespit. Peki böyleyse, mesela FETÖ iması yapılıyor, hatta direkt de söyleniyor. FETÖ'nün bir provokasyonu ise bu. 2011'den bu yana FETÖ'nün hedefinde olduğunu söyleye gelen Fenerbahçe'nin kurumsal hafızası, kurumsal kimliği. Böyle bir girişime de hazırlıklı olmalıydı değil mi? Çünkü çok önemli bir maç. Şampiyonluk yolundaki en önemli maçlardan birine çıkıyor Fenerbahçe. Ortam bir hafta öncesinden gerilmeye başlanmış zaten. Mert Hakan denen Mustafa Kemal'in en sevmediği oyuncu tipinin üzerinden sen git de bunu Trabzon'da yap söylemleri başladı. Yani sanki Trabzon bu ülkenin ne kadar pisliği varsa temizlenme yeri. Gidip orada temizlenecek. Ya Trabzon öyle bir görevi yok. Evet Trabzon vatan savunması söz konusu olduğunda kendiliğinden inisiyatif alabilen bir şehirdir. Öyle bir şey söz konusu olsa yine inisiyatif alır. 1912'de İstanbul işgal tehdidi altındayken Trabzon'dan 501 tane vatan evladı Gülcemal vapuruna binip İstanbul'a koştular. Asker falan değiller. Yaş ortalamaları 40. Niye? İstanbul elden gidiyor, vatan elden gidiyor. Gidip İstanbul'u koruyalım diye. Kendiliğinden gelen bir toplum, böyle bir birikimi, böyle bir geçmişi var Trabzon'un. Bir vatana dair bir tehlike söz konusu olduğu zaman Trabzon zaten en öndedir. Bunda kimsenin herhalde bir kuşkusu yok. Ama madem bir FETÖ provokasyonu tahmin ediliyor ki ben de her zaman bunu bekliyorum FETÖ'den. Yaparlar. Çok sinsi bir örgüt. Çok da kendi şeyleri içinde çok da başarılı iş yapıyorlar. Amerikan CIA ajanları çok iyi yapıyorlar. O zaman senin oyuncuların niye provokasyonun içinde Sayın Ali Koç? Ya bunu da önlemesi gerekmiyor mu Fenerbahçe'nin? Nedir o tribünlere yapılan hareketler? İrfan Canlar'ın kulübede, Mert Hakan'ların, Osay Samuel'in oyuncu dövmesi, Oscar Wilde'nin herhalde bir parça vicdan sahibi bütün Fenerbahçeli arkadaşlarımız da
o tekmeden rahatsız olmuştur. Ben dün akşam iftar yaptık ya. 6 kişiyi sofrada sayayım. Mehmet Karataş, Fenerbahçe. Bir virgül koyalım. Dursun Özbek canlı açıklamalarda. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in açıklamalarını paylaştık. Başkan eğer gündeme dair tekrar söz alırsa yine kameralarımızı o noktaya çeviririz. Başkanın açıklamalarıyla alakalı da değerlendirmelerde bulunmak gerekir. İki takıma da, iki kulübe de geçmiş olsun dileklerini iletti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimali üzerine kendisine yöneltilen bir soruya, bu Fenerbahçe kulübünün iç meselesidir. En doğru kararı alacaklarını düşünüyorum. Bizim rakibin iç işleriyle ilgilenmemiz söz konusu dahi olamaz şeklinde bir ifadede bulundu. Süper Kupa tarihinin ertelenmesiyle alakalı böyle bir ihtimalle ilgili gelen soruya, Süper Kupa için karar mekanizması federasyondur. Galatasaray gelişmeleri izlemektedir. Türk futbolunun hayrı ve faydası için her türlü kararın arkasında Galatasaray durur şeklinde de yine bir ifadesi söz konusu Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in. Dediğim gibi daha farklı açıklamaları olursa da paylaşırız ama basın toplantısının da herhalde noktalanacağını belirtelim. Selahattin Kınalı, kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ali Bey'in provokasyonla ilgili söyleminde kaldık. Çok doğru söylüyor dedik. Ben de işte Ali Bey'e Fenerbahçe gibi işte FETÖ'yle kurumsal olarak mücadele iddiasındaki bir kurumun provokasyona en uygun bir ortamda neden kurumsal kimliğine yakışan, kurumsal duruşuna yakışan önlemleri almadığını soruyorum ben de Ali Bey'e. Yani Ali Bey Trabzon'a gitmedi biliyorsunuz. Bu arada Ali Bey'in açıklamalarında şu vardı. İşte ben oğlumu Ertuğrul Bey'e emanet ettim diyor. Gayet de güven duygusuyla yaptım bunu. Bu çok güzel bir şey. Trabzonspor'un başkanına oğluna emanet edebiliyor. İnsanın oğlundan daha değerli bir varlık olabilir mi dünyada? Daha önemli bir, anlamlı bir şey olabilir mi? Bu anlamda Ali Bey'in gerçeğin farkında olduğunu görüyorum. Fakat benim anlamlandıramadığım bu. Büyük provokasyon olacağı çok net. Fenerbahçe'nin oyuncuları da o zaman bu provokasyona destek verdiler ya. Bilerek ya da bilmeyerek. Ali Bey'in bu iç hesaplaşmayı da yapmasını bekliyorum ben. Kurumsal kimliklerinin sağlıklı duruşu açısından. Onun dışında dakika 18... Sağ içinde 90 dakikanın içine de bütünlüğüne bakarsak da oyuncular arasında hiçbir kötü bir şey yok yani. Benim gördüğüm en temiz Fenerbahçe Trabzonspor sağ içi mücadelelerinden biriydi. Ama tribünlerde 18. dakikadan 20. dakikadan itibaren bir şey oldu. Durmadan su yağıyor sahaya. Ben Trabzonspor maçlarını hiç kaçırdığım bir maç olduğunu hatırlamıyorum. Bu kadar su atıldığını, bu kadar suyu nereden buldular onu da anlamıyorum. Hiç daha önce hiç tanık olmadık. Başka türlü küfürler, şunlar bunlar olabilir. Hatta bir yönetici arkadaşım diyor, adam diyor 6.000 lira verip bilet almış diyor şeyden, Şeref tribünün altından. En pahalı yer diyor. Daha oyun başlamamış diyor, çıkmış kalkmış diyor, İsmail Hoca'ya küfrediyor. Ya ne yapıyorsun dedik adama diyor. Yani bu akıl alır bir şey değil. Aklın sınırlarını zorlayan hareketler, bireysel hareketler vardı. Fakat bu oyunda kitlesel bir şey olduğu belliydi. Sanki bir yerlere, bir alt, doğu alt tribün galiba en çok oradan şey geldi. Yabancı madde her neyse bir sürü şey geldi su bu. Trabzon Emniyeti, Trabzon Valiliği ne yapıyor ya? Evet sahaya polis girmiyor artık. Sahanın iç güvenliği kulüplerden sorumlu. Ama olağanüstü durumlarda çağırırsın. O yetkisi var, o sorumluluğu da var emniyet müdürünün, valiliğin. İnisiyatif kullansanız da niye inisiyatif kullanmıyorsunuz? Belli yani bir şeyler olacak. En sonunda işte bir şeyler olacağı belliydi. Fenerbahçe 2-2'den sonra 3-2 ile attı golünü. Temiz bir gol attı diyelim. Öncesi faul bir şey olmuyor. Onlara girersek çıkamayız çünkü. Fenerbahçelilerin de haklı olduğu argümanlar var. Şimdi bir taraflı bakarsan hakkaniyet terazi şaşar. Fenerbahçeli diyor ki işte sağ olaylara başlayınca bizim konsantrasyonumuz bozuldu. Doğru, bu da anlaşılabilir bir şeydir. Ondan sonra koptuk oyundan. Zaten Fred 2 gol attı. Ondan sonra ben Fred'i hiç görmedim mesela. Sağ içinde. O kadar iyi bir oyuncu. Tamam, o da anlaşılır. O yüzden faul değildi. O tarafa çok girmek istemiyorum. Çünkü bu bambaşka bir boyuta taşındı. Ali Bey ve Fenerbahçe'nin kurumsal kimliği madem bu provokasyonun farkında, şunu da söyleyelim. 2011 sonrası, 2011'in vicdanlarda açtığı yara sonrası Trabzon her zaman provokasyonlar için uygun bir zemin olacak. Bu çok belli. Maalesef bu böyle. Bu iyi bir şey değil. Ama bunu öngörerek herkes tedbirini almalı. Yani Fenerbahçe kulübü de oyuncu sana demeli ki kardeşim maç bitmiş, maçın bitiş senaryosu da önceden yazılmış olması lazım. Kardeşim maçı bitirdik, gelin
Hoca topla oyuncuları getir soyunma odasında istediğimiz gibi sevinelim. Ya seyirciye hareket çekmek ne ya? Zaten fitili kısa insanlarız biz yani. Bunu herkes biliyor. Çok kolay provoke edebilirsin bizi. Edilebiliyoruz yani. Ne zaman ki provokasyonlara karşı Trabzonspor az önce arada onu söyledi. O gün söyledi. Ne zaman ki Trabzonspor seyircisi provokasyonlara kapalıyız dedi. Trabzonspor başarıyı yakaladı. Ama bu seneki Trabzonspor'un başarısı olduğu çok net. Yani üçüncülük başarıysa evet başarı diyelim. Kupa hedefiyle gidiyor sadece. Bu tip durumlarda taraftarın kendini kontrol edemediğini biliyoruz. 2011'in vicdanlarda açtığı yara var. Fenerbahçe 2011'den başka türlü yara aldığını düşünüyor. O da onun kurumsal duruşu. Bir şey demiyoruz. FETÖ'nün hedefinde olduğu iddiasındalar. Eyvallah. Ama o zaman ona karşı sen işte 1907'de kurulmuşsun. Yani 120 yıllık kulüpsün. 120 yıldan fazla oldu. Sen 120 olmadı mı ya? 1900 olmadı. Pardon. Matematiğim çok zayıf. Matematik derslerimizde müzik hocamız girerdi bizim. Biraz ondan. Ya bu kadar bu durumlara karşı A planın B planın hazır oldu. Çünkü Trabzon'a gidiyorsun. Yani ne olduğunu hepimiz biliyoruz. İki cami arasında şu veya bu nedenle haklı veya haksız bir husumet var. Bunu yönetmeyi bilecek ve ona göre hazırlıklı olacaksın. Sen maç sonrasında Trabzonspor sahasında adeta meydan okur gibi sevinme hareketleri yaparsan, tribüne hareket çekersen bunların hepsi görüntülerde var. Öyle görüntüler var ki insan içi acıyor. İrfan Can mesela hangi dakika bilmiyorum onu seyirci hareket yapıyor. Gülüyor böyle şımarık çocuklar gibi. Sanki amatör sahada işte 11 Ateş'le Altıntepe'nin maçını yaşarmış gibi. Tribünler hareket çekiyor. Çam kim olduğunu çözemediğim için sosyal medyaya paylaştım. Siyahi oyuncu değil mi? Batşiay'ymiş. Ya böyle hareket yapıyor. Batşiay elini vurup indiriyor. Yapma diyor yani. Kendi oyuncu Batşiay bile farkında provokasyonun. Fakat sonra ne oluyor? Maç sonrası Batşiay da kontrolden çıkıyor. Dönerek tekme atıyor filan. Ya akıl tutulmasıydı bu. Ama bunun bir futbol maçı rekabetinden yukarıya taşındığının herkes farkında olmalı. Bu artık futbol maçı rekabet olmaktan çıktı. İki tarafında kendine göre hatalı duruşları olabilir. Ama asıl olan adil bir mücadele zeminini, kardeşse bir mücadele zeminini yeniden inşa etmekse ki o olmalı. Herkes bir dönüp önüne bakacak. Önce evinin önündeki, kapısının önündeki pislikleri temizleyecek herkes. Yani insanlara, diğerlerine akıl vermek işin en kolay tarafı. Önce bir dön kendine bir bak. Bunu Trabzonspor'da yapacak, Fenerbahçe'de yapacak, diğer kulüplerimizde yapacak ama. Samimiyetle bir çözüm arayışına girilirse bir çözüm bulunabilir, bir sulh sağlanabilir sahalarda. Ama samimiyetle bir çözüm arayışı olduğuna inanmıyorum ben. Çünkü İstanbul'un üç büyüğü, hatta İstanbul'un iki büyüğüne göre kurgulanmış bir ligimiz var bizim. Bütün alavere, bütün dalavere, bütün hesaplar da bu iki takımın şampiyonluğu ve başarısı üzerine kurgulu. Diğer kim varsa ötekileştiriliyor. Buradan şeyi de söyleyeyim. Dün bir çirkin bir şey yaşandı Trabzon'da. Her şey yönüyle çirkin. Deplasman takımıyla, iç saha takımıyla, her seyircisiyle, güvenliğiyle, her şeyle çirkin bir şey yaşandı. Olayın faali Araklı'da mı, Sürmene'de mi, ne yakalanmış, sahaya ilk giren çocuk. O çocuğun... Yomra'da. O çocuğun, o başka. O çocuğun kimliğinin açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Çok merak ediyorum kimmiş bu. Çünkü Trabzon'da otelde kalmış adam ya. Rize'ye doğru, Sürmene'ye doğru giderken orada yakalanmış. O çocuğun kimliğinde çok sorunun cevabını bulabiliriz. Onu sabırsızlıkla bekliyorum. Sayın İçişleri Bakanımız da hemen müdahale oldu konuya zaten. Açıklamasını yaptı. Sen bir şey söyleyeceksin. Sayın Dursun Özbey'in yine bir açıklamada bulunması bekleniyor. Şu an değil ama. Ben şu an olduğunu düşündüm. Az sonra açıklamalarda bulunacak toplu bir röportaj zannediyorum söz konusu olacak. O anda yine kameralarımızı stada çeviririz. Devam edebilirsin. Ya dediğim gibi rekabetimiz mavi ve yeşillerin rekabeti üzerine kurgulanmış Bizans'tan beri. Bu rekabeti Türkiye'nin futbol rekabeti ya da Türkiye'nin sportif rekabeti olarak kitlelere yutturamıyoruz artık. Yani ya da kitleleri bunu yutmuyor. Ya şunu yapsın Türk futbolunu idare edenler. Bu iki takım birbirleri arasında üçer beşer maç yapsınlar. Kazananı şampiyon olsun. Ya bizi de gelmesinler başına yani. Her şeyin, her şikayetin altında bunların imzası var. En çok şampiyon olanlar da bunlar. Bunda bir mantık hatası yok mu ya? Ya biraz vicdanlarına insanlar, biraz vicdanlarına dönsün, kendilerini bir sorgulasınlar. Bu iki takıma gönül verenlerden bahsediyorum ben. Bir olay oldu Trabzon'da, çirkin, evet kabul.
bedelleri de ödenecektir. Ödenmelidir de. Hatta... Bir virgül koyalım, Dursun Özbey'i dinliyorum. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in açıklamalarını ekrana getirdik. Futbol camiasının öz eleştiri yapma zamanı geldi şeklinde konuştu Başkan Özbek. O gün bu öz eleştiri geç yapılmış bir öz eleştiri. Yani herkes zaten bu öz eleştiriyi daha önce belki kendi kulübü, kendi tavırlarıyla alakalı yapmalıydı. Ya, evet, yani işleri buraya gelmeden yapılmalıydı belki de ama biz hep işler, yine de pozitif bir işler buralara geldiğinde açıklama. Başlıyoruz eleştiri yapmaya, kendimizle ilgili eleştirimizi yapmaya veyahut işte başımıza bir afet, bir kötü bir şey, musibet geldiği zaman yan yana gelebiliyoruz. Onun dışında pek bir araya da gelmiyoruz, pek kendimizde eleştirdiğimiz olmuyor. Futbol camiası üzerinde söylüyorum bunu. Dolayısıyla hani bugün belki bir milyattır. Sayın Dursun Özbek'in açıklamalarından sonra belki kendi kendilerinde eleştirilerini görürüz. Yani şurada şu hataları yaptık, şunları kullanmasaydık, söylemeseydik, şu çıkışlarda bulunmasaydık ifadeleri gelirse bunun devamında o öz eleştiri kabul edilebilir. Herkes yapmalı bunu. Medya da yapmalı. Sadece kulüp yöneticileri açısından en değil. En başta medya. Medya yapmalı, kulüp yöneticileri yapmalı, teknik adamlar, futbolcular, taraftar, herkes. Yani şu Trabzon'da yaşanan olaylar. Evet, saha içerisinde futbolcuların bazı davranışları var. Gözlemliyoruz bunu, görüyoruz. Maçın seyri çok kötü bir kere bu arada ama. Yani maçın başında sonuçta o sahanın içerisinde maç oynandığı esnada Fenerbahçeli futbolcuların herhangi bir Trabzonspor taraftarına yönelik bir hareketi yok. Karşılıklı bazı anlarda gerginlikler oldu. Futbolun doğası içerisinde olan gerginliklerdi. Ama ne olursa olsun Trabzonspor tribünü, taraftarı futbolun içerisinde kalmalı. Futbolun dışına çıkmamalı. Çünkü futbolun dışına çıktığı hiçbir sezonun devamında Trabzonspor başarılı olamadı. Futbolun içerisine döndü, tribünlere güzelliklerini yansıttı. Kutlamalarına, maç sevinçlerine, gösterilerine bu güzellikleri yansıttı. Ondan sonra Trabzonspor'da iklimle birlikte futbol değişti, kültür yeniden bir kültür inşa edilmeye çalışıldı, tesis edilmeye çalışıldı ve bunun devamında başarılı geldi. Trabzonspor'da bence taraftarların bunu idrak edebilmesi lazım. Evet, saha içerisinden özellikle İrfancan Eğribayat söyleyelim. Ya Batu Şah'ı uyarıyor senin maç içerisinde. Serdar Dursun uyarıyor. Mert Hakan Yandaş uyarıyor ne yapıyorsun diye. Üç tane takım arkadaşın da seni bir maç boyunca uyarıyor. Bir kendine çeki düzen vereceksin. Tribünlere gel gel içeride yapmayacaksın. Kusura bakma. Evet, oraya bir tane taraftar indi. Savunacaksın kendini. Bu başka bir şey. Nasıl Josef de Souza takım arkadaşını savundu? Bu arada ceza aldı. Kimseyi de vurmadı Josef. Ensesinden tuttu, kolundan tutup kenara ettim. O maçtaydım ben. O maçta basın tribününe de girdiler. Beşiktaş şehir kulübesi de basıldı. Bunlar da yaşandı. Türkiye'de ilk kez bir taraftar sahaya inmiyor. Bir taraftar sahaya iniyor. Saldırıya geçiliyor. Savundun kendini. O sahaya olarak düşünüyorum. İrfancan, neden tribüne gel gel işareti yapıyorsun? Sen o işareti yaparsan o tribün gelir oraya zaten. Davet ediyorsun. Davet ettikten sonra da 300 kişi aşağı indi. Yapmadın mı bu hareketi tribünlere? Gel gel işaretini yapmadın mı? Ve bir, sahanın ortasına koşarken yaptın. İki, o sahayı o anda o tartışmayı yaşarken diğer tribüne yaptın. İki ayrı tribüne yapıyorsun bunu. Ve senin maç içerisinde Batu Şah'ı uyarıyor. Serdar Dursun taraftarı sakinleştirmeye çalışıyor. Mert Hakan uyarıyor ya. Bir dakika, Serdar Dursun taraftarı sakinleştirmeye çalışıyor değil mi? Diğer tarafta farklı bir şekilde davranış sergiliyor. Evet bak, Trabzonspor taraftarı haksız. Bunu bir kere söyleyeyim. İnmeyeceksin sahaya. Hangi sahanın içerisindeki disiplinsizliğin cezasını Türkiye Futbol Federasyonu, tahkim, MHK bunlar verecek. Yani siz kendiniz bunun cezasını vermeye kalkmayacaksınız. Bu sizin hatanız. Diğer taraftan ise sahanın içerisinde futbolcu kutlamasını yapacak. Buna kimsenin itirazı yok. Kadıköy'de Trabzonspor kutladı mı? Kutladı. Dönüp tribünlerle kutlamadı ama. Tribünlere hareket çekerek kutlamadı bu arada. Mesele o zaman. Ve ilk kez bir sahada da bu arada futbolcular çakmak yemiyor. Su şişesi yemiyor. Lütfen yapmayın yani. Bunu ilk kez gördük de Trabzon'da gördük ve ilk kez gördük. Şaşkınlığı da beni şaşırtıyor. Ya iki sezon önce Bakasetas yerde yatarken Kadıköy'deki maçta üstüne 20 tane çakmak attılar. Hepsini Serdar Aziz topladı da dışarı attı. Unuttunuz herhalde bunları. Yapmayın. İlk kez görmüyoruz bu görüntüleri. Trabzonspor taraftarı haksız. Tekrar söylüyorum. İnmeyeceksin o tribünden sahaya. Orada bir ceza varsa sahanın içerisinde, bir ihlal, bir kural hatası, herhangi bir şey varsa bunun cezasını verecek yer bellidir. Kamuoyu
eleştirir. Değil mi? Tribünleri tahrik etti bir futbolcu. Çıkarız burada eleştiririz. Görüntüler incelenir. Ceza alacaksa alır. Bunun cezasını siz kesmeye kalkmayın. Çünkü cezasını kesmeye kalktığınız her olayın sonrasında siz yara alıyorsunuz camia olarak ve toparlanamıyorsunuz. Ama lütfen Fenerbahçe tarafı da şunu bir kendi içerisinde gözlemlesin. Ya evet, bizim futbolcularımız Sandursun'a sevinmeye gitti. Problem yok. Ama neden tribünlere dönüp de hareket çeke çeke yaptık bunu ve bizim bir futbolcumuzu iki ayrı tribüne gel gel işareti yapıp sahaya davetkar tavırla sahaya çağırıyor ve tahriğin sınırlarını aşıyor. Bir husumet içinde olduğu yani bir yapma bunu bak. Ve en önemlisi şu. Yani evet, futbolculara maç içerisinde bir sürü şey atıldı. Niye atıyorsunuz? Atmayın yani. Bu sahanın içerisinde bunları yapmamanız gerekiyor. O yapmış, bu yapmışa da girmemek gerekiyor artık. Evet, az önce örnek veriyorum. İlk kez Trabzon'da yaşanmıyor bunlar. İlk kez yaşanıyormuş tavrıyla hareket edenlere şaşırıyorum, bu ayrı. 300 kişi sahaya giriyor. Girmeyecek. Bak bunu bu kadarını belki ilk kez yaşıyoruz bu arada. Daha önce bir Beşiktaş Galatasaray maçı vardı Olimpiyat'ta, yine benzer olayların yaşandı. Sulu derbi nasıldı? Orada da benzer. Sulu derbiler. Ya önemli değil. Derbilerde birçok şey yaşandı bunlar. Uzak bir tarihte sulu derbi. Fenerbahçe'nin 2011'de işte yaşadıkları o sağ olayları vesaire. Bu tarz sağ olaylarını yaşadık. Konu şu. Ya bir futbolcu bir maç boyunca 3 tane takım arkadaşı uyarıyorsa futbolcunda senin bir sorun var. Bir şey yapıyor orada. Ve ben şuna dikkat ediyorum. Ya ben ilk anlarda mesela tabii statta değilim. Maçı canlı izlemedim. Ve bayağı da tepki gösterdim. Yani niye sahaya girildiğine yönelik. Tarafta, Trabzonspor tarafta niye sahaya giriyorsunuz? Yapmamanız gerekiyor. Yine aynı kanattayım bu arada. Bunda bir değişiklik yok. Trabzonspor taraftarı haksız. Girmeyeceksin o sahaya. Kim giriyor? Bu başka haksız bir şey. Girmeyeceksin. O başka bir şey. Kendini o pozisyonu düşürmeyeceksin. Ama diğer taraftan bana birçok maçta bulunan arkadaşım ve basın mensubu olan kişilerde İrfan Can eğri bir hatla ilgili şeyler söylemiş. Bak başka bir isim demiyorum. Özellikle İrfan Can'ın adını söylemişlerdi. Ben de dikkat edemedim tabii maç içerisinde. Nereden bileyim İrfan Can ne yaptı? Sonradan görüyoruz. Yani sahaya koşarken bu tribünü davet ediyorsun. Oraya gidiyorsun, öteki tribünü davet ediyorsun. Git kale arkalarını da davet et, herkesi çağır sahaya. Yok böyle bir şey. O bu kadarı da olmaması gerekiyor. Cezasını tek başına vermeye kalkması, o da çok büyük bir yanlış. Çünkü güvenlik görevlisi o bir kişiyi yakalamış. O ve güvenlik görevlisi şimdi, o bir kişiyle sahanın dışına çıksa başka kimse sahaya girmeyecek. Şimdi işin bu tarafında Fenerbahçe'de hatalı davranan futbolcular var. Ama işin mağdur tarafına baktığımda Trabzonspor taraftarı mağdur diyemem ben. Kimse diyemez. Bu işin mağduru Trabzonspor taraftarı diyemez. Kimse demez. Kendini o pozisyonu sen düşürmeyeceksin Trabzon, çünkü. Trabzon Türkiye içindeki rekabetin mağdurudur. Trabzon ve İstanbul'un 2-3 büyüğü dışındaki bütün takımlar. O maçın mağduru varsa kimdir? Livakovic'tir mesela başta. Aynen. Ay, ağzımdan aldın. Ya, ne kabahati o var, ne yaptı mesela? O Livakovic'e çenesi yarıldı, yumruğu yedi. Çenesini yumruğu atan vatandaşa bir soracağım. Sen Livakovic sana ne yaptı ya? Hayır, mesela Mert Müldür'ün korner direği, bu arada çok tehlikeli. Ya Mert Müldür'ün kovalandığı korner direğini gördünüz değil mi? Evet. Çok tehlikeli. Yani bir araya gidelim. Şeyler var. Araya gideceğiz. Çok kısa. Az sonra tekrar birlikteyiz. Fenerbahçe dış saha performansıyla hakikaten büyük fark yaratıyor. Sarı lacivertliler sezon başından bu yana sadece Adana Demirspor deplasmanında sahadan beraberlikle ayrıldı ki hafızam beni yanıltmıyorsa Fenerbahçe'nin dış sahada oynadığı iyi performanslardan biriydi. Galibiyete de yakındı sarı lacivertliler. O maçta kazanılsa hakikaten ulaşılması güç bir görüntüye deplasman performansı itibariyle ulaşmış olacaktı Fenerbahçe ki bu haliyle bile zaten epey iyi puan topladılar. Zirve yarışında önemli bir galibiyet oldu sarı lacivertliler için. Yarışın devamını Selahattin Kınalı nasıl görüyorsunuz? Ve deplasman performansı sizce ne kadar fark yarattı? Hazır akşamla ilişkin bir şey daha söyleyeyim de içimizde kalmasın Kerem. Özellikle Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'le Trabzonspor'dan Eren Elmalı'ya ayrıca bir teşekkür etmek gerekiyor. İsmail Yüksek oyun içinde o meşaleyi eline aldı. Mesela hiç artistik yapmadan getirdi, kenara bıraktı. Tebrik ederiz İsmail'i. Sporcu ahlakına sahip olduğunu gösterdi. Ortamında ne olduğunu biliyor yani. Diğer arkadaşları, bazı arkadaşları gibi değil. Çok teşekkür ederiz İsmail'e. Eren'e de o arbede sırasında kendini siper etti yani.
birkaç oyuncuyu kurtarmaya çalıştı filan. Kimse yoktu benim gördüğüm kadarıyla. Bir yere Nelimalı'yı bir yere gördüm. Ama oyuncular girmişti, beklemiyordu. Abdullah Hoca herkesi soktu içeri. Evet. İşte İsmail Hoca da onu yapmalıydı. Biraz eksiklik oldu. Oyuna gidelim Abdullah Hoca, İsmail Hoca demişken. Abdullah Hoca maç öncesi saniye saniye mi, kare kare mi? Her oyunu oynadık, her şeye hazırız. İşte içerikli bir açıklama yaptı. Fakat maç sonrası İsmail Hoca da, bilmiyorum kimler bu ironinin farkındaydı, İsmail Hoca da bir ironi yaptı. Biz de saniye saniye çalışmıştık dedi. Muhtemelen bir gönderme var orada. Ve demek istedi ki biz 15 dakika zaten Trabzon'a top göstermedik. Hakikaten de öyle oldu. Oyunun başlangıcı ile ilgili cümleler kurdu hoca. Fenerbahçe oyunu çok iyi başladı. Oyunu domine etti. İki tane ön libero olan Trabzonspor, ön liberolarının ortalarda görünmediği bir anda Fred'in enfes vuruşuyla mağlup duruma düştü. Onun dışında da, hayır zaten bir gün önce maç yayını vardı. Ben burada da Fenerbahçe'nin favori olduğunu söyledim. Ben Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyordum zaten. Benim için sürpriz bir şey yoktu. O yüzden böyle bu konuşmalarımızı falan bazı arkadaşlarımız şey gibi yenilginin öfkesiyle konuştuğumu düşünmesinler. Ben futbolda yenmeye yenilmeye alışkın bir insanım. Futbolun da sportif bir dostluk gösterisi, yani sınırları belirlenmiş dostça bir savaş olduğunu bilen, onu içselleştirmiş biriyim. Öyle bir öfke duygun falan yok yani. Fenerbahçe daha iyi bir takım zaten, daha iyi oyuncuları var. Kazanmaya yakındı. Elbette Trabzonspor da kazanabilirdi. O ayrı. Ama Trabzonspor, İsmail'in pozisyonundan bahsettik ya. Trabzonspor korner atacak. Oradan seyirci sahaya meşale atıyor ya. Kendi takım hücumdayken. Enis Bardi korner kullanırken Enis Bardi'ye su şişesi geldi. Enis'e de geldi. Evet. Ya o yüzden oyunu konuşamıyoruz. Kerem de oyunu konuşalım istiyor haklı olarak. Ama oyunda Fenerbahçe ilk yarı domine etti oyunu. İşte 20-25. Dakikadan sonra birazcık Trabzonspor'a bir iki pas yapar mıyız falan demeye başladı. Yaptı da ama ne oldu? Yine göbekteki bir boşluk. Bence Dzeko kenara gelerek yine göbeği açtı. Ya taktik bir çalışmadır muhtemelen. Gayet akıllıca bir iş. İkiyi bulunca Fenerbahçe oyun bitti diye, koptu diye düşünüyorduk aslında ama sonrasında gelişen olaylar falan Fenerbahçe'nin de oyun konsantrasyonunu bozdu. Tabii ki. Yani Trabzonsporlu arkadaşlarımız kusura bakmasın da biraz objektif olacak herkes. En azından biz öyle olmak zorundayız. Oyun disiplininden de koptular. Ne olduğunu anlamaya çalıştılar. Çünkü her ne kadar oyuncular vücut dilleriyle biz bunlardan etkilenmiyoruz, su şişesi falan, etkilenmemek mümkün değil. Etkileniyor. Abi çizgiyi kullanmadılar, daha ne olsun. Evet, futbolcular yani, çizgiyi kullanmadı bu sebepte. Fakat sonrasında işte tartışmalı bir gol de olsa son gol, hani öncesi fauldü. Fenerbahçe kazandı ve takibini sürdürdü. Hep başından beri ne diyoruz? İşte ben Galatasaray'ın deplasman oyunu olarak puan kaybedebileceği tek oyun, en güçlü oyun olarak Kasımpaşa deplasmanını görüyordum. Zaten öyle de bir oyun oldu aslında. Ama kaybetmedi. Fenerbahçe için de Trabzon deplasmanıydı. O da kaybetmedi. Şu oldu, bu oldu. Sonuçta üçer puanı yazdılar. Yani sonlar ikinci hafta ya hazırlanıyor Türkiye. O maçı Türkiye'de yönetecek bir hakem var mı derseniz de vardır. Fakat bu ortamda hiçbir hakem o sorumluluğu almak istemeyebilir. Az önce Kerem'e söylediğim bir Fransız hakem var. Arsenal Porto yarı finalini yöneten. Tırpan mı? Yok. Tırvan mı ne? O adamı getirsin. Ondan bahsettin de. Evet. O hakem, o da hani Tırvan mı Tırpan mı? Tam ismini bilmiyorum. İsim hafızam çok zayıf benim. Gece Clement Tırpan mı acaba? Evet ya? Evet. Gece muhabirliği yaptığımız dönemde özellikle gece çalışanlar daha... Ben penaltıları izleyebildim sadece, hatırlamıyorum o yüzden. Evet, Clement Turpan yönetmiş. İki tarafta artist çok fakat otorite, yani öyle bir hakem gelip muhtemelen yönetecektir. Çünkü bizim rekabetimizi bizim istediğimiz standartlarda yönetebilecek bir hakem portremiz maalesef yok. Çünkü hepimizin bagajında bir şey var. Hepimiz onun bagajında bir şey arıyoruz. Önümüzdekini kimse görmüyor. Kendi bagajına kimse bakmıyor. O oyunda Türkiye Ligi'nin 2023-2024 şampiyonunu belirleyecek oyun olacak. Yani ben bir kopacaklarını zannetmiyorum. Öyle bir oyun olacak ki Fenerbahçe'de kazandığı halde şampiyon olacak. Öyle bir oyun olacak. Ona gidiyoruz. O gün nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe'nin deplasman başarısını? Müthiş başladı maça bir kere. Direkt domine etti maçı Fenerbahçe. Ki maçın başlangıcı itibariyle zaten atmosfer gergindi ama hiç etkilenmedi oyun olarak Fenerbahçe bundan. Trabzonsporlu futbolcular daha çok etkilenmiş gibiydi bu atmosferden. Oyunun ilk 20 dakikasında ben Trabzonspor'un 3 pas yaptığını görmedim. Yarı sahada oynandı. Yani 3 pas yaptığını hiç denk gelmedim yani. Yaptıysa da belki 1-2 sefer yanlışlıkla böyle dördüncüsü gelmemiştir. Bu çok iyi bir başlangıç yaptı
Fred'in muhteşem bir golüydü. Yani ayakta alkışladım hakikaten. Yani bir de beklemiyorsun. Sağ ayakta çıkarıyor ya şutu. İnanılmaz bir şut. 2-0 olunca zaten o dakikadan sonra Trabzonspor'un oyunu size onu geri getirecekmiş havası da vermiyor. Hı hı. Yani tamam, kendi sahasında oynuyor olabilir. Sonuçta Trabzonspor'sunuz. Kendi sahanızda oynuyorsunuz. 2-0'dan geri de dönerim. Yani isminiz sizin veriyor ama oyun yolu vermiyordu aslında. Fenerbahçe ikinci devre etkileyen net tribünlerden sahaya atılanlar. Çünkü neden? Dikkat edin. Yani çizgide oynayan oyuncular özellikle çok fazla o tarafları kullanmamaya çalıştı. Sürekli iç oyunu etkiledi. İster istemez oyununuz etkileniyor. Bir kere topu sürerken daha iyi oyununuz etkilenir. Öyle değil mi? Yani kaç tabii tane ki madde var önünüzde. Topu süremiyorsunuz. Her açıdan orada oyun etkilendi. Fenerbahçe'yi olumsuz yönde İsmail Hoca'nın o söylemi var. Yani hani oyunu etkilediğine yönelik. Katılıyorum. Fenerbahçe'yi olumsuz yönde etkiledi. Bu arada hakemle ilgili de şunu söylemek gerekiyor. Yani eleştiriler haklı. Neden haklı? UEFA'nın kaç tane hakemi bu maçı 90 dakika bu şekilde tamamlatırdı? Şu hiç an UEFA'da görev alan hiç kaç tane hakem yapardı? Ama bizim FIFA kokart hakemlerimiz nasıl oluyorsa yapıyor. Yani şu an Şampiyonlar Ligi'nde diyelim ki 20 tane hakem var Kerem. Şampiyonlar evet. Ligi hakemi böyle kaliteli. Geldi ve bu maçı yönetti. Tablo bu şekilde. İşte Selahattin abi diyor ya, İsmail eline meşale aldı, kenara bıraktı falan. Futbolcu gözükmedi bir ara. Ben göremedim yani meşalenin ardında kim var. Kaç tane hakem bu maçı devam ettirebilirdi? Hiçbir ettiremez. Bir durdururdu en azından. Tribünlere bir uyarısını doğru bir şekilde verirdi. Yani tribünler anons ettiriyor ya bir şeyi. Evet. Maça sonra oynanıyor. Ya anons yaptırtıyor, maç oynanıyor ya. Hani hiçbir şekilde kontrolü sağlayamadı. O yönde Fenerbahçe çok haklı yani. İsmail Hoca da oyunun etkilenmesi vesaire, oyuncuların etkilenmesi %100 haklı. Ama işin sonunda bence hani Umut Bozok'un pozisyonu vesaire, bunlara girersek işin içerisinden çıkamıyoruz. Çünkü bu maçın önüne geçen pozisyon bence bu değil. Belki olayın sebebi sonunda buna bağlanıyor olabilir ama birinci dakikadan 90. dakikaya gelene kadar çok şey yaşandı bu maçta. 18. dakikadan itibaren başladı. 18'den. Fenerbahçe domine etti, gol attı. Ondan sonra bir şeyler oldu. Bir şey kaynamaya başladı. O yüzden bu soruşturma çok önemli. Şu sağa atlayan kimdir? İlk atlayan çok önemli. Şey de çok önemli. Bir de Selahattin abi bir şey söyleyeyim mi sana? Biz hiçbir zaman maskeli kimse görmedik. Ne maskesi ya? Ne oluyor ya? Ya bu ultras takılan, yok holigan takılan şeylerde oluyor. Tribünlerde bir sürü arkadaşım var benim, takılıyorlar. Böyle bir grup bir araya gelmiş. Hava soğuk olsa anlayacağız. Biz de yaptık onları. Üniversite olaylarında biz de polis bizi tanımasın diye takardık öyle şeyler. Siz de mi öyle yaptınız? Pardon. Ben şuna dikkat çekmek istiyorum bir de. Sahaya giren taraftarların zaten Trabzonsporlu olanları anlayabiliyoruz. Acaba Paso Ligi, mesela Paso Ligi olmadan maça giren olduğunu açıkladı İçişleri Bakanı. Çok doğru bir şeyi temas ettin. Bir ikincisi şunu söyleyeceğim sadece. Kaç tanesi mesela Trabzonspor pasolikli ya da bir hafta önce farklı takımın pasolikine sahipti de bir hafta sonra Trabzonspor alıp da o maça girdi. Benim maçta Fenerbahçeli arkadaşlarım da vardı burada mesela. Trabzonspor yönetimi şu sorunun cevabını vermeli. Bundan önce hiçbir maçta, diyelim Galatasaray maçında, Galatasaray pasolikli dışındaki bütün takımların pasolikli bilet satışı yapılacaktır açıklaması yoktu. Öyle bir şey yapılmadı. Yani, niye Fenerbahçe maçında, Fenerbahçe dışında bütün pasolik sahipleri stada girebildiler? Bu kararı kim aldı, niye aldı? Bu sorunun cevabı henüz verilmedi. Trabzonspor yönetimi de bu sorunun cevabını verecek. Ha diyebilir ki. Hayır, hepsinin yolu var. Onu demek diyebilir istiyorum. Diyebilir ki ben. Kardeşim verdik 1 milyon daha fazla para kazandık. Tamam ama bu açıklama istiyorum. Bir şey söyleyeyim. Neden? Selahattin abi dedin ki Fenerbahçeliler dışında maça girebilir diyorsun herkese değil mi? Benim Fenerbahçeli arkadaşlarım maçtaydı. Pasolik sahibi. Fenerbahçe kombine sahibi arkadaşım. Pasolik sahiplerinden bahsediyorum. Bir de kombine sahibi. Fenerbahçe kombine. Çünkü iptal ediyorlar o maça gelmeden. Sonra gidiyorlar. Trabzonspor'u çıkarıyorsun. Bir hafta kal atıyorum. Alıyorsun biletini, maça gidiyorsun. Galatasaraylı arkadaşlarım da vardı maçta. Söylüyorum. Farklı takımı tutan tarafta arkadaşlarım o maça gitti, maçı yerinde izledi. İptal ve yeni maç arasında bir süre olması lazım. O yüzden diyorum sahaya girenleri iyice, ya ben şimdi Yunus Emre Sen'le de konuştuk, sohbet ettik, muhabbet ettik. Onun da verdiği şeyler var. Şimdi ortada bir soruşturma var. Soruşturmanın sonunda bazı şeyleri anlayacağız. Evet. Yani burada provokasyon yapan var mı? Tribünden atlayanlar için söylüyorum. Var mı? Yok mu? Kim necidir? Ortaya net bir şekilde dökülmesi lazım. Çünkü az önce de konuştuğumuz gibi.
ne olursa olsun. Ben İrfan Can'ın yaptıklarını doğru bulmadığımı ifade ettim. Buradan sanki ben Fenerbahçe suçluymuş gibi şey yaptığımı algılamasın Fenerbahçe taraftan. Ben böyle bir şey söylemiyorum. Bu tarafta bir mağdur varsa Livakovic mağdurdur. Mert Müldür, o toplu korner bayrağıyla kovalanan Mert Müldür mağdurdur. Hiçbir suç olmadan arada arbedeye kalan bazı futbolcular gördük orada. Bunlar mağdurdur. Söylemek istediğimiz sadece net bir şekilde aydınlatılsın, soruşturma tamamlansın ve ortaya çıkarılsın. Kim neyi ne için yapmış bir görelim. Ve işlerindeki Trabzon öfkesini kontrol edemeyen, yönetemeyen ve toplumun aydın olarak tanıdığı birçok tipin de nasıl bir öfke kusmuğu, kusluklarını gördük Trabzon'a yönelik. Şu oyuna dönelim dedik saat başı itibariyle. Ama işte ülkenin aydını, ülkenin aydını bu olursa Kerem, döndüğün oyun da bu oluyor. Aydın kafasını bir değiştirmemiz lazım bizim. Ya 2-3 nesil öncesine kadar köyde kerpiç evde yaşayan adamlar 2-3 nesil en fazla İstanbul'a ya da büyük şehirlere gelince bir kariyer sahibi olduğunu iddia ederek o zanla kapılarak Trabzon'u aşağılamaya kalkıyorlar. Trabzon yeryüzünden silinsin, ligden atılsın. Ulan siz köyde işte diyorum tezeklerin arasında yaşarken Trabzon'dan Marsilya'ya düzenli gemi seferleri vardı. Siz kimle dans ettiğinizi zannediyorsunuz? Trabzon bir kültür şehridir, sanat şehridir. Evet son yıllarda birazcık geriye gitti, kabul. Ama size ya İstanbul'da yedi göbekten bir İstanbullu hanımefendi, beyefendi bana ne derse kabul ederim biliyor musun? Geri kaldınız filan. Kabul, doğru. Ama sen işte kalkmışsın Anadolu'nun bir ücra köşesinden kalkmış gelmişsin. Hasbelkader Mustafa Kemal Cumhuriyeti sana bir alan açmış. Bir kariyer sahibi olmuşsun. Puro içiyorsun ya da sigara içiyorsun. Araban var. Güzel bir evlilik yapmışsın. Evin var filan. Trabzon'un ligden düşürürsün. Kimsin lan sen? Trabzon büyük lokma. Aman ha. Galatasaray üstüne de konuşalım istiyorum biraz. Sarı Kırmızılılar Kasımpaşa karşısında 4-3 kazanmayı başardı ki Süper Lig'de yılın en aksiyon dolu mücadelelerinden biriydi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray liderliğini sürdürdü. Şimdi haberimizi izleyelim, dönüşte devam ederiz. Gerçekten çok acayip bir maç oldu. Galatasaray kaybedebilirdi de tabii bu mücadeleyi ama son bölümde bir geri dönüş yapmayı başardı Sarı Kırmızılı ekip. Nasıl buldunuz Selahattin Kınalı performansları? Kasımpaşa'nın sağbekinin adı neydi? Atılan oyuncuyu mu söylüyorsun? Evet, atılan. Carlos Vink. Carlos Vink'e takımı sattı diyen kimse sosyal medyadan sallayan olmadı mı ya? Çünkü kim bir oyuna dair bir hata yapıyorsa hemen satılmış oluyor. Çok kolay satıldığımız için herhalde kendimiz. Başkalarını satılık zannediyoruz. Ya oraya kadar çok güzel bir maç. Zaten ben Kasımpaşa'nın hem Kasımpaşa'nın Sami Uğurlu'yla da öncesinde de Sami Hoca'yla da hep öne doğru oynuyorlar. Çünkü Aytaski'ye bir adam var. Hatta o gün dedim ya bu çocuk kişisel gelişimine saygı adına milli takıma çağrılamaz mıydı yani? Geniş kadroya çağrılamaz. Abi herkes milli takım konusunu hep konuşuyor. Doğru söylüyorsun. Evet. Mesela şunun üstünden görüyoruz. Bu oyuncu neden çağrılmadı? Pozisyondaki oyunculara bakıyorsun. Neden çağrılmadığını görüyorsun zaten. Niye? Ben mesela Rıdvan'la ilgili göremedim bu arada. Niye çağrılmadığını? Başlangıçta niye çağrılmadığını? Bazı oyuncularla alakalı nedenini olabilir. Nedenini şöyle söyleyeyim. Dönem çünkü olabilir. Sadece elimizde bir tek Ferdi vardı sol bek. Cenk Özkaçar'ı sol bek olarak düşünmesi beni şaşırttı mesela. Ama kullandı da. Kullandı ama zaten yani düşünüyor. Valencia'da da oynamıyor. Kariyerinde de oynamadı. 3 tane maçı vardı. 2 tane milli takımdan eklediler Cenk Özkaçar'a sol bek. 5 etti. Teknik adamların oyuncu tercihlerine saygılıyım ben. Ben zaten şampiyon öncesi asla tartışmaması gerektiğini düşünüyorum. Rıdvan Gecikmeli de olsa çağrıldı tabii. Ferdi'nin ben, sakatlığı dolayısıyla. Ben Aytaç'ın bir orta saha oyuncusu. 12 golle oynuyor. Bilmem kaç asistle oynuyor. Aytaç'ın ödüllendirilmesinin o kariyerdeki, o olgunluk yaşındaki oyuncular üzerinden bir ödüllendirme olacağını düşünüyorum. Hepsine yönelik. Hoca alır, mesela bu kamp kadrosuna getirir şu 2 milli maça. Sonra memnun olmasa bırakır filan. Bunu niye söyledik? Yani Kasımpaşa'da orta sahada Hayri Dönemiş diye bir oyuncu var. Bana göre oyunun bütün alanını gören en iyi pasör. Bak orta sahadaki oyuncular Aytaç'ın pozisyonu. Salih Özcan, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, evet. Kaan Çalhanoğlu. Evet, Hakan, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan ikisini bir araya peki, getirdim. Peki Hakan Çalhanoğlu dışındaki diğer 5 oyuncunun toplam golü var mı Aytaç kadar? Gol mevzusu ayrı bir şey. Ama orta saha oyuncusu çift rakamlara turnuvaya ulaşmışsa... Turnuvaya bu oyuncuların mı gitme ihtimali daha yüksek Aytaç'ın mı? Tabii ki oyuncuların daha yüksek. Ama Aytaç'ın da onu en azından bir fırsatı hak ediyor. Onu söylüyorum. Herkes fırsatı hak ediyor. Aytaç alınsaydı da onun adına sevinirdim. Onu söyleyeyim. Hmm.
Mesela Oğuz Aydın kadroya dahil edildi. Sevindim Alanyasporlu Oğuz. Evet, sağ ol. Çünkü değerli bir oyuncu. Aytaç da mutlaka hocanın aklındaki isimlerden biridir ama dikkat çektiğim şey onun bireysel meselesi değil. Hep konuşulur bu. Sonraki turnuvaları düşünüyor. Ya bu niye yok? Ama işte ben zaten başka bir pencereden bakıyorum. Kim olmasın? Onun olması için birinin olmaması bak, gerekiyor. Bak ben niye Eren Elmalı yok demiyorum. Evet. Değil mi? Onu diyelim önce. Öyle bir şey demiyorum. Hocaya saygım var. Ama Aytaç Kara değerlendirmesi başka bir boyuttaki değerlendirme. O olgunluktaki bir oyuncunun bunca emek yılından sonra kendini buraya taşımasına milli takım teknik direktörü de bir ödül verebilir. Onu söylüyorum ben. Oraya çağırırsın, oynatırsın, oynatmazsın. Onore edersin onu. Benim derdim o. Yoksa Aytaç Kara'nın Hakan Çalhanoğlu'na kıyas kabul edecek bir oyuncu olduğunu da düşünmüyorum yani. Hakan bambaşka bir oyuncu. Ama diğerlerinin hepsini verdiği kadar verim verebilir milli takıma. Hoca tercihidir ama Kasımpaşa'nın sağındaki Mamadou Fall mı var? Evet. Santforları Dacosta, Zıpkın gibi adamlar. Zaten ben onlardan golleri bekliyordum. Hatta yani farkı açma ihtimali de belirdi. Yani bir fark 3-2, 4-2 de olabilirdi. Galatasaray hemen, çünkü bir kuruku olma hali vardı Galatasaray'da. Bilmiyorum, gündüz maçı oynama alışkanlığı olmamasından böyle, böyle sanki sudan çıkmış balık gibi çırpınan oyuncuları vardı Galatasaray'ın. Mesela o son golde mi Barış Alper öyle rahat kaçırdı ki adamın, arkaya Hayreddinovic bir top attı. Hayreddinovic mi attı bilmiyorum. Türkiye Ligimizin en klas sol ayağı yani bana göre Hayreddinovic. Yani tak eliyle atar gibi önüne koşuyor. Eski nesil 10 numaralardan diyebilir miyiz? Evet ama şu anda her takımda, büyük takımların da hepsinde iş yapar ya. Çok akıllı bir adam. Öyle şeyde son, özellikle bu yıl mı oldu bilmiyorum da, geçen yıllar biraz mücadeleden çok olmazdı. Şimdi mücadeleye de giriyor. Biraz da güçlenmiş. Kasımpaşa hep iyi takım yani. Zaten Kasımpaşa bir dağılıyor. Ondan sonra 3-5 tane adam alıyor. Yeni sezona başlıyor. Kötü. Bu sene düşer herhalde diyoruz. 8. 10. haftadan sonra bakıyoruz. Aa bunlarda şu varmış, bu varmış. Ya çok ortalamanın üzerinde bir futbol aklıyla yönetiliyor Kasımpaşa. Sahaya da bunun sonuçlarını hepimize izletiyorlar. Futbol severek keyif alıyoruz. Kasımpaşa Galatasaray maçı da çok keyifli bir maç oldu. İcardi maç öncesi gollerime başlayacağım demişti. Ters taraftan başladı. Doğru taraftan bitirdi. Yani güzel bir maç oldu. Geçen ama dediğim gibi Galatasaray bence direkten döndü. En ciddi deplasmanından da ama sonuçta Galatasaray açısından da şöyle bakılabilir o yana. Galatasaray da puan kaybedebilirdi. Eğer içerideki Fenerbahçe maçına 4 puandan daha düşük bir puan farkıyla geride bile başlasa kazanırsa şampiyon oluyor. Galatasaray'ın böyle aslında 5 puanlık avantajı var. Ya 5 puan bile kaybetse içerideki maça kazanırsa şampiyon olarak çıkabileceği bir maç olarak çıkacak. O büyük avantaj. O gün bu karşılaşmadaki performansı hem nasıl değerlendirdiğini merak ediyorum. Hem de Galatasaray'ın kazanımları ne olmuştur ve dikkat edilmesi gereken uyarı mahiyetinde söyleyebileceğin şeyler var mı? Ya bir kere çok keyifli bir maçtı futbol sever için. Yani tam isteyeceğiniz maç bu maçtı işte. Kasımpaşa'nın maçları da zaten sezon başından bu yana Kasımpaşa'yı az buçuk takip eden insanlar bilir. Hep böyle Kasımpaşa pozitif. Yani iki tane atalım, bir tane yiyelim fark etmez. Yani bu oyunu oynuyor. Kapanalım işte 10 kişiyle savunma yapalım değil. Her maça aynı şekilde çıktılar bu arada. Yani Fenerbahçe maçında da yine pozitif oynamaya çalışıyor. Beşiktaş'a karşı da, Trabzonspor'a karşı da aynı oyun. O yüzden Sami Hoca'yı kutluyorum. Bu sezonu hakikaten çok güzel bir Kasımpaşa ortaya çıkarttılar. Kendi oyunu oynuyor. Hani yıllardır Kasımpaşa sorgulanıyor bu ligde. Yani Kasımpaşa'nın amacı sorgulanıyor değil mi? Ligde bulunma amacı. Şu an Avrupa'ya belki ilk kez işte bu kez bir hedefin peşinde giden bir takım görüyorsunuz. Maç içerisinde Galatasaray'ın çok iyi olduğu anlar, sekanslar var. Kasımpaşa'nın etkili hücum çıkışları var. Ki bu arada Hayreddinovic için en kötü maçlarından biri olabilir Galatasaray maçı. Muhtemelen bu sezon oynadı. Yani sezon genelinde çok iyi bir Hayreddinovic vardı ama her iki pasından bir tanesi hatalı oldu bu maçta. O yüzden biraz orta sahada Galatasaray'ın topu kapma süresi, Kasımpaşa'ya topu bırakma süresi azdı. Yani topla daha fazla oynayan taraf oldu. Orada biraz Hayreddinovic'in etkisi var bunda. Olumsuz yönde kendi takımına. Kırmızı kart işi değiştirdi tabii ki yani. İşin gerçeği bu yani. Hani tamam oyun, goller vesaire güzel de işi değiştiren kırmızı karttı. Maçtan sonra yani maç esnasında Atilla Karaoğlan'la ilgili geçmişte yazdığım bir
sosyal medya paylaşımı vardı. O geldi direkt aklıma. Onu retweet yapayım dedim. Hı hı. Yani Atilla Karaoğlan hakikaten Türk futbolunun hakemlik özeti. Yani mesela bir yabancı hiç Türk futbolunu izlememiş olsa, bir hakemlik performansı görmemiş olsa Atilla Karaoğlan üzerinden Türk futbolunun ortalamasını çıkarabilir gerçekten. Ben buna inanıyorum. Yani neden? Çünkü standardı olmayan bir hakemden bahsediyoruz. Standardı asla yok. Yani bir maçta verdiği kararla bir başka maçta verdiği karar birbiriyle alakasız olabiliyor. Yani mesela bu maçta verdiği kırmızı doğru yanlış. Bu arada yani net bir şekilde orada Zaha'yı çekme durumu, engelleme durumu var değil mi? Bunu da yani şunu da anlamıyorum. Başka bir takıma yapıldığı için nasıl penaltı? Hayır, penaltı bence zaten. Bunda bir problem yok. Pozisyonda futbol sever gözüyle baktığın ya zaman penaltı tartışılacak ya. Hiçbir şey yok. Yani adamı omzundan tutuyorsun, çekiyorsun, şey yapıyorsun. Yani futbolun içerisinde olmayan bir daha yani hareket, o, engelliyorsun. Kural şu, penaltı pozisyonuyla alakalı. Hani iki ceza olur olmaz konuşuluyor ya. Topa müdahale çabası var mı? Ya aslında var. Soru ama bu. Ya hatalı bir şekilde var işte. Topa müdahale çabasından çıkıyor rakibini omzundan tutup önüne geçme zaman. Gayreti yaşıyorsun. Tamam. Yapamayacaksın. Yani önünde bir insan var. İmkansız. Sen sonuçta... Yani yanda olsa bak biraz kolunu koyabilirsin. Ya işte hafif çekmeye tutabilirsin. Çalışıyor, çekemiyorsun. Oyun daha içinde vücudu, bunlar var. Daha vücudu koyunca olmuyor. Evet. Devamındaki pozisyon. Bak bir başka maçta yani Fenerbahçe Beşiktaş maçında Samet Akaydın'a verilmedi mi? Kırmızı kart. Pardon, sarı kart. Valla pozisyon pozisyonu Cenk Tosun pozisyonu, son adam Cenk Tosun pozisyonu, Aralık ayındaki maç ne verildi? Samet'e sarı diye verilmişti hatırlıyorum. Velhasıl bir başka maçta verilen kararın bir benzeri başka maçta farklı bir sonuç doğuruyorsa burada standartsızlık ortaya çıkıyor. O yüzden söylüyorum hakemlerle ilgili şu doğrudur bu yanlıştır demiyorum şu an. Söylediğim şey bu değil. Hakemlerin farklı maçlarda verdiği farklı kararların aynı pozisyonlar üzerinden, benzeşik pozisyonlar üzerinden farklı kararlar vermesiyle ilgili konuşuyoruz. O yüzden Atilla Karaoğlan da... Atilla kararların %90'ı aslında hakem yorumu. Bunu anladığımız gün ama, hakem meselesini tamam, birazcık daha ben çözmüş ben de onu söylüyorum işte. Hakem bu maçta verdiği kararla bir başka maçta aynı pozisyonla verdiği kararın yorumunu farklı yapmamalı. Şunu... Aynı hakem için diyorsun. Aynı pozisyona farklı. Aynı hakem. Evet, aynı tamam. Hakem. Kabul. Aynı pozisyona farklı yorum yapmamalı. Evet. Senin bir yorumun varsa bu maçta da aynıdır kendi o yorum. Bir başka olmalı. Maçta da aynıdır. Ama her hakemin de kendine özgü yorumu olmalı oyunda. Ya bazı hakem ufak tefek itmeye tutmaya prim tanır. Süper Premier Lig öyle oluyor mesela. Prim tanır hakem. Eyvallah. Her maçta aynısını yaptığı müddetçe hiçbir sorun yok. Daha senin dediğine geliyor. Onu söylüyorum işte. Evet. Yani mesela Beşiktaş Gaziantep maçıydı hatırlayın. Enkudu Kissu pozisyonu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Kissu'ya Enkudu'nun attığı yani bir hareketi var. Kart vermedi. Yeterli değil dedi hakem. Mesela Atilla Karaoğlan'dı değil mi? Yeterli kafa değil attı. Dedi. Komik yani bir hareketi var. Burnunu kanadı. Ben işte. Kırmızı karttı. Ben de söyledim. O gün de söyledim. Bugün de aynı kart. Kırmızı karttı. Evet. Bak kırmızı karttı. Ya yani şiddet yeterli değil. Şiddet yeterli değil değil. Şiddet varsa... Şiddet vardır değil mi? Ama yorumda bulundu. Neydi? Benim için yeterli değil, abartıyor dedi. Şimdi bir başka maçta farz edelim. Bir başka maçta aynı pozisyon oldu. Hangi maç? Ve Galatasaray maçı, hı. Fenerbahçe maçı vesaire hı. diyelim ve bu Beşiktaş maçı da olabilir. Varsayım. Bu oyunculara yapılıyor. Camiaları, büyük camiaların oyuncularına yapılıyor. Kırmızı kartı vermeyecek mi? Aynı Atilla Karaoğlan. Bahsettiğimiz konu bu. Standartsızlık. Bunun Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u üzerinde söylemiyorum. Hakemlerin her maçta yani aradan geçen bir aylık, iki aylık, üç aylık süre zarfında farklı kararlara itilmesi. Ben bunu yanlış buluyorum. Zaten bu doğru yola sevk et, o doğru yolda ilerlese hakemlerin bizim gerçekten yani bir standardı olsa desek ki ya Atilla Karaoğlan ya da Fırat işte başka birisi, eskiden Fırat Aydınus vardı, Cüneyt Çakır vardı, Hüseyin Göçek, Halis Özkah. Ya 4 tane hakem böyle büyük maçlara veriliyordu değil mi? Şimdi sadece Halil Umut Meler veriliyor bu arada. Diğer hakemlerin biraz bunu da düşünmesi lazım. Ya. Eskiden işte 3-4 tane hakem vardı. Acaba onlar yetenekli mi değil yoksa kullanışlı mı değil? Yani yok, genç adamların yetenekli olduğunu düşünüyorum bu durumda. Vallahi son çıkan şeyler işte son maçı yönettiği için pişman oldu yani ne de kendisine verildiği için. Nasrettin Özen ne diyor? Parayı veren düdüğü çalar. Parayı İstanbul veriyor.
Hakemleri de İstanbul takımlarını mutlu etmek için 40 dereden 40 küp su getiriyorlar. Hepsinden içip içip bunu beğenmedim, bunu iç, bunu beğenmedim, bunu iç. Hakemleri de biraz çaresiz uygun. Türkiye'nin örgü şeması bozuk en baştan. Yani dünyada böyle bir örnek yok. İstanbul'un üç büyüğü futbolunda, sporunda, tabii spor deyince Fenerbahçe daha önde de spor kulübü olarak, futbolun rekabetini kendi aralarında paylaşmışlar. Kendi aralarındaki savaşta devletin, sistemin kendilerini daha çok korumasını talep ediyorlar. Başka bir şey, bir dertleri, adalet dertleri yok ya. Trabzon'da çok kolayca ötekileştirilir. Edirne'de, Samsun'da, hatta zaman zaman Beşiktaş'ta ötekileştirilir. Çok bu ülkenin gerçeği bu. İstanbul'un ekonomik, kültürel, sosyal, siyasal olarak faşist baskısını ortadan kaldıramadığımız sürece, ki kalkacak gibi değil, senin bütün Marmara'daki ekonomik şemayı değiştirmen lazım. Ağır sanayiyi başka yerlere yollaman lazım. Milyar dolarlık işler. En baştan para burada. Parayı veren de düdüğü çalmak istiyor. Genellikle de çalıyor. Mesele budur. Kendimizi kandırmayalım ya da kandıralım. Yarışı nasıl görüyorsun? Galatasaray 50.5 önde. Buçukla. Yani puan farkıyla önde olan öndedir. Averaj'a da olsa gene öyle derim yani. Kim averajı yok şu an aralığında. İlk maç 0-0 bittiği için. İkinci maçı kazanan zaten iki averajı. Şu an neyi izlediğimi belki izleyici merak ediyordur. Ekrana niye baktığımı. Pozisyonu hatırlayamadım, penaltı pozisyonu. Ya bu pozisyon penaltı... pozisyon 1 mi? Hangisi? Samet Akaydın, Cenk Tosun pozisyonuyla Zaha'nın pozisyonu 1 mi? O da aynı müdahale işte. Ondan bahsediyorum. Alakası yok. Peki. Yani üstüne, ben tam hatırlayamadım, bir şey diyeyim. Cenk topu çekiyor. Samet ayağını uzatıyor. Ve sen şeyden yana söylüyorsun bunu. Devam ettiriyor. Hayır, arkadan wing yapılan bir müdahale var. Topa. Tamam, wing devam ettiriyor olayını da bakıyorsun. Devam ettirme mevzusu hayır, son, değil. Ben şundan bakıyorum. Son adama mı veriliyor? Son adam hikayesinden son mi son adam veriliyor? Hikayesinde eğer savunmacı topla oynama çabası içerisindeyse kırmızı kart verilmiyor. Çabası topla oynamaya yönelik değilse, yaptığı aksiyon topla oynamasına yardımcı olmuyorsa kırmızı kart veriliyor. Tamam. Aradaki işte fark bu. Ben de sana diyorum ki bak, aynı pozisyonlara farklı kararların çıkmış olduğu maçlar da var ya öncesinde. Ya mutlaka var ama bu doğru bir örnek son, değil. Son adam üzerinden, ben de diyorum son adam üzerinden veriliyorsa bu hikaye, son adam karşı karşıya, hani bu faulü yaptığı için bu kırmızı kart hatalı. Bak son adam özelinde. Çünkü biz çok son adama bunun verilmediğini gördük, öyle değil mi? Son adam hikayesine verilmedi. Ya da tam aksine son adam olmasa da verildiğini gördük mesela. Son adam mesela yorumu da bambaşka oldu. Orada ya, onu yetişebilir mi, yetişemez mi? Çok göreceli kanunlar. Bu hafta anlattığım maç özetlerinden biri olabilir. Ya da belki izlediğim bir maç, emin değilim. Bir son adam tartışmasıyla alakalı hangi lig olduğuna da futbol hatırlamıyorum. Bakacağım. Bak, bu arada çok zorlaştırıyorlar. Son adam tartışmasıyla alakalı var. Hakemi çağırıyor, kırmızı kart göstersin diyor. İzliyor pozisyonu, göstermiyor kırmızı kartı. Bana göre yetişemez diyor. Bak işte o hakem yorumu, saygı duyarım. Hangi galiba İtalya ligindeydi. Emin değilim ama bakacağım eğer bulabilirsem. Bak o adam, sorun o hakemi, bir de kimse iyi hakem abi sorun inşallah. Bir de sorun bir de şurada. Her sezon belli başlı çerçevede değişiyor kurallar, tamam mı? Bir de o var, evet. Mesela bu sezon bir kuralla ilgili yorum yaparken geçtiğimiz sezon aynı kural devrede olmayabiliyor. Çok sık değişiyor. Futbolu da çok zorlaştırıyorlar bir yerde. Kolaylaştırdığı düşünülen bazı kurallar böyle genişletiliyor, evet, genişletiliyor, genişletiliyor. Ama aslında zorlaştırılıyor. Yani işin özünde. Belki bazı şirketleri öyle olsun. O tartışmalar o yönde gitsin ya, istiyorlar. Belki şey diyecekler, yakında başlar. Son adam offside'i keser miydi, kesmedi. Ya şimdi mesela tartışmalardan bir tanesi. Son adam mıydı, değil miydi? Son adamsa şuraya mesela gönder, sana 55 lira. Son adam değilse 45 lira kaybettin filan. Her şey bahse döndü ya. Yani şu an futbolu TFF filan yönetmiyor. Dünya futbolunu da UEFA, FIFA yönetmiyor. Şimdi hepsini mangır yönetiyor. Hepsi, o mangırların sahipleri de şimdi işte o Real Madrid başkanının filan kurmaya çalıştığı yapı da aslında bahis mafyasının yapısı. Futbolu halkın elinden aldılar, almak üzereler. Elimizden kayıyor. Bahis şirketlerinin birer figürüne dönüşüyor oyuncular. Biz de figüranların figüranları. İşte bahis oynayarak ya insan kendi takımının Fenerbahçeli arkadaşım var. Çok şey. Kendi takımına şey oynamış. İlk yarı Trabzon, ikinci yarı Fener kazanır oynamış. İlk yarı Fener kazanınca kızıyor mesela. La Fenerlisin sen diyorum. Ya ona döndü iş yani. Ama amatör sevgi falan kalmadı. Her şey paraya dönüştü. Ama her bu, şey. Bu arada bize özgü bir tartışma değil. İngiltere'de de acayip dünyada tartışılıyor. Da İtalya'da da ya bu kurallar vesaire acayip tartışılıyor. İngiltere'de bu sene aşırı derecede büyük o Tottenham oldu. Maçındaki hata felaketti mesela. Tottenham Liverpool maçı mıydı? Liverpool maçı felaketti mesela. Şöyle ya mesela tartışmalardan bir tanesini biliyorsun. Offside ile ilgili.
Şimdi mesela biz milimetrik ölçüyoruz değil mi? İşte tırnağının ucu mu? Kramponun ucu. Kramponun ucu mu? Topuğu mu? Vesaire. Şimdi ne var? Tamamen bedeni diğer oyuncunun önünde olsun tartışması var. Sürekli her sezon böyle dallanıyor, budaklanıyor falan derken belki de hakemler bile yetişemiyor olabilir biliyorsun. Neden? İki sezon önce Ülenberg hakemlerin başındayken ben MHK seminerine gittim. Orada pozisyonlar gösterdiler. İzledim, hepsini takip ettim, notlarımı aldım, aklımda tuttum. Sezon içerisinde bir maçtı, unuttum şimdi maçı. Mehmet Özcan kadar fil hafızalı değilim. Evet, başka bir unuttum. Seviye. Bak orada MHK seminerinde gösterilen pozisyonun birebir aynısı oldu. Seminerde çaprazımda oturan hakem, o semineri benle birlikte takip eden hakem aynı pozisyona farklı karar verdi maçta. Bak gösterdi Ulenberg, örneğiyle gösterdi. Ama aradan geçti, böyle 5-6 aylık bir süre geçmişti. Farklı karar verdi mesela. Ya bir an dedim ki acaba kural mı değişti? Bende mi bir kusuru var, kural mı değişti diye. Yetişemiyorsun ama değişmemişti bu arada. O ayrı bir hikaye de. Kendinden de şüphe edebiliyorsun bu durumda. Biraz sadece bize özgü değil ama hakemlerin de kendini bu yönde en azından standardı tutturabilmek adına güncellemesi lazım. Son 9-10 dakikamız içindeyiz. Beşiktaş'ta Fernando Santos'un kredisi tükendi ya da tükenmek üzere. O yolda en azından Portekizli Hoca ilerliyor. O gün buradayken Beşiktaş'la ilgili gündemi de mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Çok iyi gitmiyor işte. Valla şaşırtıcı oldu mu? 3 maçlık bir yenilgi serisi var. Şimdi şöyle Kerem, desen ki bana Fernando Santos'un bugünkü aldığı sonuçlar, senin oynattığı oyun senin için şaşırtıcı oldu mu? Valla ben şaşırmadım. Şaşıranlara daha fazla şaşırıyorum bu arada. Şimdi 14 maç oldu Fernando Santos'un. Ben bir tane kaliteli bir Beşiktaş takımı maçı izleyemedim. Yani ben Beşiktaş'la ilgili seyir zevkine ulaştığım son maçı muhtemelen Rize deplasmanındaki Serdar Hoca'nın takımın başında olduğu farklı galibiyet. Oydu yani. Bir mücadele, bir oyun, ne yaptığını bilen bir takım izlenimi ben o maçta görebildim. Ondan sonraki süreçte kazandığı maçlar da dahil olmak üzere Fernando Santos takım başındayken yine eleştirilerimizi yaptık. İzlemesi keyifli bir Beşiktaş maçı sunmadı çok bize kötü. Santos Hoca. Yani hiç seyir zevki sıfır. Yani bugün Beşiktaş taraftarı mesela stada maça gelmese ve sorsanız niye gelmiyorsunuz? Kazansa dahi söylüyorum. Ya oyun çok kötü. Neyi izlemeye geliyorum dese haksızsın diyemem. Kazandığı maçlardan sonra da aynı şey kanaat dedim. İstanbul Spor maçını kazandı mı? Kazandı. Kime seyir zevki verdi? Konya maçını kazandı mı? Kazandı. Kime verdi zevki? Yok. Ha, şu var. Beşiktaş'ın yapması gereken kazanmak, iyi futbol. Şu an kimse aslında Beşiktaş'tan bu sezon üzerinde kazanmayı beklemiyor devamında. İyi bir futbol bekliyor. Şenol Hoca hem iyi oynattı hem kazandı geçtiğimiz sezon. Bu kez en azından iyi oynayalım. Bir umut ışığı alalım. Yazın da 5-6 tane takviye ilk 11 seviyesinde. 7-8. 4 tane yabancı, bazıları yerli olmak üzere benim ilk etapta ilk 11 seviyesinde beklediklerimi söylüyorum. Takviye yeni sezona umutla başlayabiliriz düşüncesi olabilir. Ama Beşiktaş taraftarı kazandığı maçlardan sonra dahi umutsuz ve keyifsiz. Stat'tan keyifle ayrılamıyorsunuz. İşte kazanıyorsunuz ama keyifli gidemiyorsunuz. Sebebi saha içerisinde oynanamayan futbol. Ve bunun dışında hem futbol oynanamıyor hem de üstüne sonuç gelmiyor. Ve 3 maç üst üste kaybediyorsunuz. Ve acı tabloyu söyleyeyim. Beşiktaş 3 maç üst üste kaybetti diyoruz değil mi? Ligde şu an 3 maç üst üste maç kaybeden takım yok. İstanbul Spor'da dahil. Trabzonspor. Şu anki mevcut. Hayır. Trabzon da üst üste 3 maç kaybetti bu sezon. Bu sezon. Hayır, şu an seri son 3 maçını kaybeden son 3 haftada diyorsun. Son 3 maçını kaybeden tek takım Beşiktaş. Ve Beşiktaş'la ilgili acı olan şunu söyleyeyim. Beşiktaş bu sezon hiç 3 maç üst üste kazanmadı ligde. Evet. 0. Şimdi ona bakıyordum. Evet. 0. En son böyle 4 maçta 3 galibiyet aldığı seri var. Bir de Santos'la 4 maçta 10 puan var. Trabzonspor maçıyla başlayıp İstanbulspor 3 maç üst üste galibiyeti yok. Şunu söyleyeyim, böyle bir tabloyu da yanılmıyorsam en son 2010'larda, 11'ler o arada yaşadı Beşiktaş. Yani o günden sonra mesela 3 maç üst üste kazanamadığı sezonu yok. Beşiktaş'ta kazanma kültürü kayboldu. Onun dışında oyun kültürü de kayboldu. Beşiktaş'ın oyun kültürüyle alakası olmayan bir oyun oynatılmaya çalışıyor sahaya da. Tek başına bu Fernando Santos'un kabahati mi? Değil. Beklentiler çok yükseltildi bu arada ama Santos'la ilgili ilk geldiğinde de aklındaki soru işaretleri benzerdi.
Bugün de benzer noktada. Yeni sezona Santos başlıyor olsa mesela bende bir değişiklik olmaz. Turnuva takımı kimliğiyle Beşiktaş yönetilmemeli. Beşiktaş her maçı ikinci bir maçı varmış gibi, rövanşı varmış gibi oynuyor. Ben bütün maçları izlerken bu hissiyata kapılıyorum. Futbol Beşiktaş'ın oyununu izlerken. İster deplasmana çıksın ister kendi evinde. Sanki oynadığı rakiple bir daha karşılaşacak. Avantajlı skor peşinde gibi. Yani. 2-1 yenilsek yani de dengede yani. Gidelim. Bir tane atarsak atarız. İşte yemeyelim. Aman dikkat edelim. Bu oyun. Hayır, bu oyun şampiyonluk getirmez. Ve şunu söyleyeyim. Santos'la ilgili. Bundan 2-3 hafta öncesine kadar Beşiktaş yönetimi tamamen destekli arkasındaydı. Yeni sezon planlamalarını Fernando Santos ile birlikte yapıyordu. Bütün konularda mutabıktılar. İşte kimler gidecek, kimler kalacak, nasıl olacak falan. Şimdi bu işler değişmeye başladı. Herkes destek çıkmıyor yönetim kurulunda. Biliyorum. Şimdi isim vermeyeyim. Kapalı kapılar ardında bu desteklerini biraz geri çekenler var. Çünkü gelecek sezona o yöneticilere de o izlenimi vermiyor. Tekrar Şenol Güneş'e dönerim Beşiktaş. Şu an bunu konuşmak için açıkçası erken. Neden erken söyleyeyim? Camiye nasıl karşılardı? Sezonu Beşiktaş Fernando Santos ile tamamlayacak. Ben bunda şüphem yok bu arada. En yetkili isimler de bunu ifade ediyor. Sezonu Fernando Santos'la tamamlayacak Beşiktaş. Ama sezonun sonunda bir değerlendirme yapacak. Çünkü Beşiktaş şampiyon olmak istiyorsa şampiyonun hocası bugünkü Fernando Santos değil. Haziran'a gelir yeni bir değerlendirme, devam kararı çıkar başka. Zaten bu arada normalde Fernando Santos'la yeni sezon planları yapılıyor. Onun başarılı olmasını arzu ediyor yönetim. Kim istemez? Ama bir şeylerin değiştiğini şöyle anlatayım. Fernando Santos Salih Uçan'ın kalmasını 4 istiyordu. 4 dakikamız var bu arada. Yeni sezon için. Salih Uçan'ın yeni sezon için kadrosunda olmasını istiyordu. Mevcut şu anki yönetim o kadar ılımlı değil muhtemelen. Cenk Tosun'a o kadar değildi. Salih Uçan gibi değildi düşüncesi Fernando Santos'un. Salih Uçan'ın kadrosunda görmek istiyordu. Ama mevcut yönetim Salih Uçan'a bir teklif yapmadı mesela. Bir görüşme yaptılar, teklif yapmadılar. Bak görüşmeyle teklif ayrı şeyler. İki futbolcuya da öyle ya da böyle Cenk Tosun Beşiktaş'ın bir değeri. Kötü bir sezon geçiriyor. Ayrılması gerekiyor da olabilir. Ayrılması gerekiyor da olabilir. Film buraya kadardır. Bir yerde sonra film kopması gerekir. Ayrı. Çok yara vermemek gerekiyor bazı şeylere, ilişkilere. Cenk Tosun burada çok güzel başarılar elde etti. Şampiyonluklar kazandırdı, paralar kazandırdı. Biraz sınırı şey yapmak gerekiyor. Cenk Tosun bilerek mi kötü oynuyorsa da? Hayır. Ama şu var. İki futbolcuya da teklif yapıldı. İki futbolcu da rakamı kabul etmediği için imzalamıyor. İki futbolcuya da Beşiktaş'tan giden bir rakam yok. Bir futbolcunun bir rakamı kabul etmemesi için önünde bir rakam olması gerekiyor. Ya derseniz ki Cenk işte sana 750 bin euro. Misal veriyorum şu an 18 milyon TL'ye oynuyor. Hı hı. Salih 9 milyon TL'ye oynuyor bu sezon. Derseniz ki işte atıyorum 750 bin euro kabul ediyor musun? Hayır ben 1,5 istiyorum. Cenk 1,5 istedi olmadı anlaşamadık. Bu ayrı bir hikaye. İkinci tarafı da performansını beğenmedik ve devam etmek istemiyoruz. Bunlar profesyonel tavırlar. Değil mi? Ve olması gereken, bu arada Cenk Tosun bu sezonki performansı gerçekten iyi değil. Ve aklının bunlarda kaldığı belli. Atamadığı penaltı dahi gösteriyor bize geriye gidişi. Ama bir şeyi ayırt edelim. Yani futbolcular pazarlık yapabilmesi için önde bir rakam olması gerekiyordu. Böyle bir duruma düşmediler. Çünkü önlerine bir teklif gelmedi rakamsal olarak. Artık bu dakikadan sonra kanaat yönetimsel açıdan pek devam edilmesi yönünde değil. Beşiktaş kadroyu baştan sona bir yenileme çabasında olacak. Yerli de dahil olmak üzere. Sanırım 2 dakikamız var. Yönetmenime de sorayım. Evet. Hatta daha az. Çok kısa bir Fernando Santos değerlendirmesiyle noktalayalım. Ya Beşiktaş'ın sorunları teknik adam değişikliğiyle çözülebilecek olsaydı Şenol Güneş gitmezdi. Beşiktaş'ın daha temel sorunları var. Santos'u da kurban etmenin bir alemi yok. Santos'un nasıl top oynattığını dünya alem biliyor. Biliyordu. Bekleme oyunu oynatır yani. Ha. Biliyor, yine biliyor. Ama ben şöyle düşündüm. Santos çok kariyerli bir adam. Beşiktaş yönetimi Santos'la teklif yaparken, hocam biz böyle bir takımız, biz işte 3. bölgede oynarız, ona göre bir takım istiyoruz senden dediğini düşündüm. Herhalde öyle bir şey de dememişler. O zaman kusura bakmayın da bu yönetim fiyaskosudur. Santos'un bir yok. Santos bildiği neyse onu devam ettirmeye çalışıyor. Elindeki oyuncuların kalitesine göre de sonuç alırsın. Sonuçta
Bu futbolda farkı yaratan oyuncularının kalitesidir. Yani diğerleri ayrıntıdır. Teknik adam katkısı, tribün katkısı. Senin iyi oyuncuların varsa iyi oyun oynarsın. Beşiktaş'ın oyuncuları da özellikle transfer döneminde Ahmet Nur Çebi ve hocanın birlikte yaptığı transferlerin bilmiyorum artık. Yaptığı transferler verimsiz çıktı. Eldeki iyi oyuncular da bu sefer kendi performanslarının altında kalınca Beşiktaş başka bir sarmala girdi. Başarısızlık sarmalına girdi. Ama Beşiktaş'ın temel sorunu yönetimsel. Gıcık tuttu. Öyle mi? Geçmiş olsun. Süremizin de sonuna geldik. Selahattin Kınalı teşekkür ediyorum. Bugün Şahinoğlu aynı şekilde. Ben de teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler. Spor Ajansı'nda bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.